Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Kanal 15 ekranlarında yayınlanan Tercih Rehberi programında neden MAKÜ sorularını cevaplandırdı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Kanal 15 ekranlarından yayınlanan Tercih Rehberi programında üniversite adaylarına MAKÜ ve bölümleri hakkında bilgi verdi. Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, MAKÜ'yü tercih edecek öğrenciler için neden MAKÜ başlığı altında önemli konuları ele aldı. Rektör Dalgar, MAKÜ'nün özellikle tescillenmiş kaliteli eğitim yaklaşımını, Türkiye'de öncü ve özgün uygulamalı eğitim modellerini, öğrencilere ders dışında sundukları kişisel gelişim platformlarını, Burdur'un ekonomik bir yaşam sunmasını, KYK ve şehir bağlamında barınma sorunlarının olmadığını ve Türkiye'nin en zengin spor altyapısının bulunduğu kampüse sahip olduğunu belirtti. Biz diyoruz ki, biz size klasik bir üniversite eğitimi vaat etmiyoruz. Klasik üniversite eğitiminiz, yani dersliklerde diplomanızın gerektirdiği nitelikleri taşımanız için gerekli dersleri zaten en iyi şekilde alacaksınız. Biz bunun yanı sıra size ders dışı kazanımlar sağlayan ortamlar ve sistemler kurduk. Bir defa şunu yapıyoruz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne gelen, her yeni gelen öğrencimizi isteğe bağlı olarak kariyer sistemimize dahil ediyoruz. Türkiye'de sadece Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde olan bir kariyer izleme ve değerlendirme sistemine sahibiz. Arkadaşlarımız bir yazılımcıyla bir kariyer uzmanı arkadaşımızın 5 yıl çalıştığı ve sadece bizim üniversitede olan bir yazılıma sahibiz. Bu yazılım şöyle çalışıyor. Siz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin herhangi bir bölümü tercih ettiniz, geldiniz. Bu yazılımdan size bir link veriyoruz. Sınıfınızı, bilgilerinizi girdiğiniz zaman bir test çıkıyor karşınıza. Yaklaşık yarım saat ayırmanız gereken bir test. Bu testi doldurduğunuzda sizin mesleğinizle alakalı olmak üzere hangi alanlara daha yatkın olduğunuzu, doğuştan gelen özellikleriniz, yetiştiğiniz sosyal çevre, kişilik özellikleriniz, duygusal zeka yönelimleriniz, mesleki yönelimlerinizi ölçen bir test yapıyoruz ve size 8-10 tane seçenek sunuyor. Örneğin diyor ki işletme okuyan bir öğrenci, benim kendi bölümüm işletme bölümü. İşletme okuyan öğrenci KPSS sınavıyla işte müfettişlik, kamuda uzmanlık sınavlarına girebilir, devlet memuru olabilir, mali müşaviri olabilir, özel bir şirketin çalışan profesyonel yönetici, orta ya da üst yönetici olabilir. Ya da girişimci olabilir. Pazarlamacı olabilir, bankacı olabilir, iletişimci olabilir, ihracat yapan birisi olabilir gibi gibi. Şimdi pazarlama satış alanında uzmanlaşan, bu alana yönelecek bir öğrencinin sahip olması gereken kişilik özellikleri farklı. Mali müşavirlik mesleğini yapmak isteyen kişinin kişilik özellikleri farklı. İkisi bambaşka kişiliklerdir. İşte sizin bu yeteneklerinize göre bu testten sizin hangi mesleklere daha uygun bir kişilik olduğunuzu size söylüyor. Bakın bu çok ciddi bir farkındalık. Keşke 20 yıl önce, 30 yıl önce bizim jenerasyona da bunu söyleyen bir sistemimiz olsaydı diye hep söyleriz. Ve bu sistemi biz binlerce öğrencimize kullandırdık ve çok iyi geri dönükler aldık. Testi doldurdunuz ve size dedi ki sen şu mesleklere, şu alanlara daha yatkınsın. Doğuştan gelen özelliklerin, kişilik özelliklerin vesaire. Peki ne yapmam gerekiyor o zaman? Size bu mesleklere, yazılım size bir rapor veriyor. Grafiklerle falan süslenmiş güzel bir rapor veriyor sizin kendinizi tanımanız için. Sonra bir kariyer danışmanıyla, kariyer uzmanıyla oturup bu raporu analiz ediyorsunuz ve tam olarak kendinizi keşfetme imkanı buluyorsunuz.